Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Haziran aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Haziran ayına oldukça güvenli, iyimser enerjilerle başlıyoruz. Burcunuzda ilerleyen Venüs, Uranüs'le kavuşuyor. Aynı zamanda e, yay burcundaki Satürn'e çok güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Hemen Haziran'ın ilk günlerinde. Dolayısıyla bu uzak hedeflerinize, ideallerinize, amaçlarınıza, yaşam görüşünüzlerinizle ilgili, felsefelerinizle ilgili kavramlara daha rahat odaklanmanızı sağlayacak, özgüveninizin arttığı, motivasyonunuzun yükseldiği bir süreç. Ee, aynı zamanda ikizler Burcu'ndaki Güneş'in Terazi Burcu'ndaki güzel e, Jüpiter'le de güzel bir üçgeni var. Ayın üçünde bu kesinleşiyor. Bu da çok şanslı bir gökyüzü e, pozisyonudur. E, ve bu da sizi destekleyen bir açıda olacak. Gerek ilişkilerde, gerek amaçlarınız e, amaçlarınızla, hedeflerinizle ilgili konularda e, gerçekten hem atak hem özgüvenli hem cesur davranabilirsiniz ve karşı taraftan da güzel geri dönüşler olabilir, güzel destekler olabilir. İstikrarlı sonuçlar almanız da mümkün görünüyor. O nedenle bu yılın belki de en şanslı günlerinden olan 1-3 Haziran arasını iyi değerlendirmenizi öneririm. Ayın 4'ünden itibaren gezegeniniz Mars Yengeç burcuna geçiyor. Evet, Mars Yengeç burcunda genel anlamda çok huzurlu, rahat değildir. Ee, sizin de bu dönemde dördüncü ev alanınıza geçecek. Ee, dolayısıyla biraz böyle ailevi konularda, özel yaşamınızla ilgili kavramlarda veya ebeveynlerle ilgili konularda biraz daha endişeli, huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi. Ev içerisindeki e, çabalar, evle, aileyle ilgili konular gündeme gelirken enerjinizi belki de bu alanlara daha fazla yönelteceksiniz. İlişkilere, özellikle aile içerisindeki ilişkilere bu dönemde biraz daha dikkat etmekte fayda var. Çünkü çok çok çabuk e, huzursuzlaşabilirsiniz. Özellikle duygusal anlamda dengenizi korumanız biraz zorlaşabilir. Ancak bunun yanı sıra diğer gökyüzü hareketleri oldukça iyi. Yani e, ayın altısından itibaren Venüs Boğa Burcu'na geçiyor ki güçlü olduğu, kendi yönettiği bir burçtadır. Dolayısıyla ayın 6'sından itibaren Venüs'ten tam destek alacağız gökyüzünde. Ve ayın 7'sinde de Merkür ikizlere geçiyor ki bu da kendi yönettiği bir burç olduğu için. Merkür içinde çok güçlü bir pozisyon. Merkür 24 Haziran'a kadar ikizler burcunda çok güçlü ve hızlı olacak. Ve sizin 3. evinizde olacak. Son derece hızlı, zihinsel e, enerjinizin, ee, öne çıktığı, hayatınızda iletişim trafiğinin arttığı bir dönem. Venüs de Boğa burcunda para bakımından da sizi destekleyecek para evinizde. O nedenle e, gerçekten işlerinizde yapmak istediğiniz konulara iyice odaklanmanızı öneririm. Bol bol seyahat, iletişim, değişik konularda bilgi toplama, bol bol kitap okuma, öğrenme, yakın çevre ilişkileri. Bunların hepsi. ...oldukça e, günlük hayatınızı hareketlendirecek gibi görünüyor. Ayın 9'unda bir dolunay var. Evet, yay burcu dolunayı. 18 derece yay burcunda olacak ve aynı gün Jüpiter artık terazi burcunda ileri harekete dönüyor. Evet, artık Jüpiter'in desteğini, o şanslı, verimli, cömert enerjilerini... ...ayın 9'undan sonra çok daha güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Nerede hissedeceksiniz? ilişkiler evinizde, evlilik evinizde hissedeceksiniz. Yay dolunayı da sizin adınıza çok olumlu bir dolunay Dokuzuncu evinizde oluyor. Dolunaylar daha çok yeni ayda başlamış işlerin biraz daha olgunlaştığı, görünür hale geldiği dönemlerdir ya da sonuç aldığımız dönemlerdir. Şimdi sizde bir akademik konuda bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Hukuksal bir işiniz sonuçlanabilir. Arzu ettiğiniz bir uzak seyahate bir tatile çıkabilirsiniz. E, medya, yayıncılıkla ilgili işler varsa bunlarla da ilgili gerçekten bu yay dolunayı size güzel imkanlar sunabilir. Evet, ayın 13'ünden itibaren Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir açısı oluşuyor. Aynı zamanda da Neptün'le bir kare açısı var. E, son derece yaratıcı enerjiler var. Neptün yaratıcılığınızı arttırıyor. Değişik ilhamlar getirebilir, hayal gücünüzü yükseltebilir burada. E, Jüpiter'den tam bir destek var. Zaman zaman Neptün bazı konularda sizi yanıltsa da ya da aşırı hayalperest yapsa da Jüpiter'den aldığınız destekle çok da zarar görmüyorsunuz bu durumdan. Evet e, ve ay ortasından itibaren özellikle ayın e, 24'ünden itibaren Güneş ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Ve artık Yengeç enerjileri devrede. Hemen aynı gün Yengeç Burcu'nda da yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay 4. ev konularınızı işaret edecek. Yani Mars'ın da olduğu alanda. E, arzu ettiğiniz bir evi emlak, mülk yani bunları almak, satmak ee, evle ilgili bir değişiklik ev içerisinde yapılacak değişimler yenilikler Ailevi konularda gelişmeler, e, Yengeç Burcu yeni ayının işaret ettiği konular, özellikle Mayıs'ın, Haziran'ın son haftasında aileyle ilişkiler biraz daha öne çıkabilir sizin için. Ev ve evinize ait bazı konularda e, çok daha belirleyici olabilir günlük hayatınızda. Merkür'ün Neptün'le, yine Mars'ın Neptün'le güzel açıları oluşuyor. Merkür-Mars kavuşumu var Yengeç Burcu'nda, belki deniz kenarında bir, Ev almak istiyorsunuz veya böyle bir mülkünüz var, bunu satmak istiyorsunuz veya işte kışlık evinizden yazlık evinize gitmek için hazırlıklar yapıyorsunuz. Bu amaçla belki e, evinizde evinizin bulunduğu mekanlarda yine yaz için bazı hazırlıklar yapıyorsunuz. Bunun gibi etkiler evet ayın son haftasında daha fazla gündeminizde olacak sevgili koçlar. Ayın en şanslı, en verimli günlerinin tekrar üzerinden geçelim. Evet 1-3 Haziran oldukça destekleyici günler. Dolunay 8-9 Haziran ve 15-20 Haziran arası Özellikle 18-20 Haziran arasında yine gökyüzünde güzel destekler var. Ve Yengeç Dolunay'ı ailevi konularda yine sizi destekleyen enerjiler verecek sevgili koçlar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.